Herkese merhaba, ben Nisa. Nasılsınız? Bugünkü videomuz, bugün cumartesi olduğu için burçlarla ilgili tabii ki. Açıkçası bu seri böyle hepinizin bir yandan istediği, bir yandan izlemediği garip bir seri oldu. Ama en azından beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız ben de tek başıma konuşmuyormuş gibi hissedebilirim. Saatlerde video yüklüyorum bu arada. Abone olup bildirimlerinizi de açarak, o zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açarak beklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi Oğlak Burçları bu haftaki konuğumuz. Önümüzdeki hafta ise artık konuğumuz Kova Burçları olacak. Oğlak Burcu ve Koç Burcu çok istenen iki burçtu bu arada. Koç'u geçen hafta yaptım. Diğer burçları da zaten bu arada şuradaki listeden görebilirsiniz. Başka bir burçsanız. Oğlak Burcu'nu ise bu hafta yapacağım. Bu video serisini ilk defa görüyorsanız şeyi söylemek isterim. Astrolog değilim ve bu alanda profesyonel bir bilgi birikimim yok. Başlangıçta kişisel gözlemlerimi anlatıyorum. Sonra ise önümdeki açık olan kitaptan okuyorum ve size bu şekilde anlatıyorum aslında. Başlayalım Oğlak Burçları'na. Öncelikle hoş geldiniz. Oğlak Burçları benim hayatımda bilerek ya da bilmeden bayağı biriktirdiğim bir burç oldu. Belli başlı burçlarla bazı karakteristik, kendi karakteristik özelliğimden dolayı anlaşmakta zorlanıyorum ben. Mesela balık burcu benim için zor bir burç. Neden? Çünkü çok duygusal, işte biraz alınıyor falan, alıngan. Özellikle böyle bir tartışma esnasında alınınca da ben sinirli olduğum için çatışıyoruz. Çok benzer şey oğlak burcu için de geçerli. Benim yapım nefrete asla açık bir yapı değil. Karşımdaki bana ne yapmış olursa olsun ya da ben karşımdakine ne yapmış olursam olayım, o geçmişte kalıyor benim için ve unutuyorum sonrasında ve içinde biriktirmiyorum. Biriktirenden de hoşlanmıyorum. Oğlak burcu da benim tanıdığım en ikinci ve intikamcı burç olduğu için kadın erkek fark etmeksizin unutmuyorlar kırgınlıklarını falan. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı mesela lisedeyken. Hakikaten ayıp bir şey yaptı ona. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta direkt söyleyeyim, eski sevgilim. Ona çok ayıp bir şey yapmıştı, söylemişti. Hakarette. Ve ben gülmüşüm mesela buna. Komiğime gitmiş gülmüşüm. Bir sene falan sonra öğrendim ben. Benden de uzaklaştığını, bana neden kötü de, yani artık kötü de değil, hiç davranmadığını, konuşmadığını falan. Ben o noktada biraz açık iletişim taraftarıyım yani. Hani bilsem o sırada ne olduğunu, okey özür dileyeceğim, karşımdakiyle bunu konuşacağım falan. Lise bittikten sonra neredeyse öğrendim ben bu olayı. Sonra şu anda hala görüştüğüm arkadaşlarımdan biri Oğlak Burcu. O da mesela ikincidir. Yapılan hataları asla unutmaz, hayatından çıkarır, asla ikinci şans vermez ve yani karşındakinin haberi bile yoktur çoğu zaman ne yaptığından, ne olduğundan falan. İyi yönlerine gelirsek sanat. Sanatın mutlaka bir dalında aşırı aşırı yetenekli ya da ilgili oluyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Halbuki bütün o kötü negatif yönünüzü sanata kanalize etseniz belki böyle olmaz. Çok çok keyifli olabilir. Onun dışında oğlak burçları gerçekten mantıklı ve iyi dinleyiciler. Dinliyorlar, absorbe edip size onu mantıklı bir öneri olarak sunuyorlar. Ve hiç böyle boş dinlemiyorlar. Hakikaten dinliyorlar. Bence bu çok güzel bir yön. Benim bile bazen dikkatim
şeyi çok iyi biliyorlar ve beğenmeyecekleri şeyi de aynı şekilde yine sebze meyveyi bile kim güttükleri için beğenmediklerini bir tarafa koyup alıyorlar. Bence bu güzel yönler. Ben sürekli yeni bir şeyler denemekten çok bilirim midemin bozulduğunu. Bir duruşu olmalı insanın.
kenarlardan taşmasına asla izin vermeyecektir. O alanın saygısını kazanmak istiyorsanız sakın geleneklere karşı gelmeyin. En cüretlileri bile, bu istisnadır bu arada, toplum tarafından kabul edilmenin gözde görülür kurallarını hiç değilse görürler. Toplum içinde gösteriler ve çiğ, çıplak, kontrolsüz hevesler onları utandırır. Pek az oğlak itirazlarını gizlemeyi unutur. Yaptıkları işin en üst mevkine geçmedikçe de çalışmayı asla reddetmezler. Sonra inatçı keçiliği tutar ve tırmanmaya merdivenin en üstünden başlamakta ısrar eder. Çünkü oraya ait olduğunu hissetmektedir. Doğal olarak böyle bir davranış kasvetli, karamsar, soğuk ve bencil bir insan yaratır ki bu insanı tatmin etmek mümkün değildir. Ancak bir iki kere sert taşları toslaması genellikle doğru yolu bulması için yeterli olur. Kendisinden istenmedikçe öğüt vermek de pek hevesli değildir. Ama onun pratik zekasından yararlanmak istediğiniz zaman hiç tereddüt etmeden ve ciddi bir sesle size akıl verecektir. Çocuklukta oğlaklar akranlarına göre daha zayıf, daha hastalıklı olmaya yatkındırlar. Ancak yaşları ilerledikçe kuvvetleri ve hastalığa dayanıklılıkları da artar. Tipik kişinin aklı başında ılımlı yapısı ona şaşırtıcı bir dayanıklılık verir. Ve böyle bir yaşama gücüyle 100 yıllık bir ömrü geride bırakanlar da pek az değildir. Satürn insanları doktorlardan ve hastanelerden uzak yaşayabilirler ama bunu yapmazlar. Çünkü onlar için korku, şüphe, üzüntü ve kasvet mikroplardan daha öldürücüdür. Pratik diyetler, tutucu alışkanlıklar veya hastalıklara karşı inatçı dayanma gücü gene de kötümserliğin yarattığı tehlikelerin üstesinden gelemez. Hastalıktan sakınmak isteyen oğlaklar açık bir havada bol miktarda egzersiz yapmalı ve daha olumlu, dışa dönük bir kişilik geliştirmelidirler. Temiz hava, temiz hoşgörü rüzgarları Satürn'ün sağlığında mucizeler yaratacaktır. Her iki cinsten hemen hemen bütün oğlaklar hassas bir cilde sahiptirler. Ciltlerinde asabi kısarıklıklar, alerjiler, sertlikler ve çatlaklar, acayip bir terleme, mesamat genişliği veya sivilceler olabilir. Zararlı yiyeceklere bağlı mide bozuklukları ve zihinsel sıkıntılar yaygındır. Kol, bacak kırılmaları olabilir. Diz kapakları, eklemler ve kemikler hassas bölgelerdir. Ve psikosomatik felçler, ciddi baş ağrıları, böbrek iltihapları, Satürn melankolisi ve başka meyveleridir. Ya güzel, beyaz, kuvvetli dişleri vardır ya da devamlı çürüme şikayetleriyle durmadan dişçiye yapılan ziyaretler. Genel olarak söylemek gerekirse sürüp giden depresyonlara bağlı sürekli hastalıklardan sakınırlarsa oğlakların yaşama gücü harikulardedir. Öte yandan mafsal iltihabı, romatizma ağrıları çekip duruyorsanız ağaç çakılan son yaprak olmanın hiç de eğlenceli bir yanı olmasa gerek. Keçinin sağlıklı yaşamak için gün ışığına çıkması ve yağmurda gülebilmesi gerekir. Öyle de utangaç ve tatlıdır ki belki biraz inatçıdır ama gene de naziktir. Pek de zararsız görünür. Güvenmek ve inanmak için biçilmiş kaftan gururumuz da ne hoş okşuyor. Kim onu kırabilir ya da onun itirazda olduğundan kim şüphe edebilir? Siz böyle düşüne durun, oğlak da kendini güçlendirmek için sizin zaaflarınızdan, kendini beğenmişliklerinizden, kıskançlıklarınızdan faydalanıp durmaktadır. O öylesine gerekli, öylesine vazgeçilmezdir ki sonunda dizginleri ele almasını siz istersiniz. O zaman köşesinden gayet mütevazı bir şekilde otorite iplerini çekerek hiç sıkıntı vermeden size hükmeder. Keçi egosunun suyunun altına iter. İstediği şey gerçek liderlik pozisyonudur. İyilikle ama ciddi, dikkatli bir dirayetle
geçmiş ihmalden, şimdiki zamanla karışıklıktan korur ki güven içinde yapınızı inşa edebilirsiniz. Demiş Lindacığımız. Oğlak burçları ile ilgili katılıyor musunuz oğlak burçları ve oğlak burçlarını merak edenler? Benim söylediklerime hak veriyor musunuz? Kitaptaki yorumlara katılıyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Son olarak oğlak burcu ünlülerinden tanıdıklarımı söyleyeceğim. Pek yok. Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Martin Luther King, Edgar Allan Poe ve Isaac Newton. Tanıdığım oğlak burçları ünlülerinden birkaçıydı burada. Geri kalanı açıkçası tanımıyorum. Maalesef. Diyor ve videonun sonuna da oğlak burcunun ünleriyle